Ve ne oldu biliyor musunuz? Kanser tedavisinin sonraki aşaması ameliyatla bacak kemiğinin kesilmesinden bir gün önce bir başka doktor gördü tahlil sonuçlarını. Yusuf'un belki de hayatını daha da karartacak ameliyattan tam bir gün önceydi bu. Yusuf'un aslında kanser olmadığı yanlış teşhis konduğu ortaya çıktı. Boşu boşuna 9 seans kemoterapi görmüştü küçücük çocuk. Ailesi dondu kaldı elleri kolları bağlı. Hastane yetkilileri Yusuf'a konan yanlış teşhisi kabul etti. Kabul ettiler ama. Amasını hep beraber izleyelim. Babacım. 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 Geçecek hep. Geçecek şey. hep. Babası onu sakinleştirmeye çalışsa da gözyaşlarını dindirmeyi başaramadı. Çünkü o küçücük bedeni o kadar yorgun ki. Yorgun çünkü kemik kanseri teşhisi koyulan 7 yaşındaki Yusuf 9 seans kemoterapi gördü ve ameliyata bir gün kala inanılmaz skandal ortaya çıktı. Yusuf kanser değildi. Evet bu bölgeden biyopsi yaptılar. Bu bölgeden parça aldılar. Yaklaşık 6,5 santim burada bir açılım yaparak kemiğe ulaştılar. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu dedirten sağlık skandalı İstanbul'da yaşandı. Civelek ailesi 7 yaşındaki oğulları Yusuf'un dizindeki ağrı şikayetiyle soluğu hastanede aldı. Burada bir tümör varlandı. Hızlı bir şekilde anestezinin bizi görmesi gerektiğini ve ondan sonra da parçanın alınarak patoloğa gönderileceğini söylendi. Doktorun isteği üzerine Yusuf'a biyopsi yapıldı. Bacaktan alınan parça patoloji laboratuvarına gönderildi. Patolojiden çıkan sonuç ise e, bizi adeta yıkmıştı. Çünkü patolojinin sonucu osteosarkomdu, yani kemik kanseriydi. Bir babanın, e, bir ailenin bence en büyük sınavıydı diyebilirim. Kemik kanseri teşhisinin ardından küçük Yusuf için yaşına göre taşıması çok zor olan bir süreç kemoterapi başladı. Sen yok oğlum, yok. Kusmalarımız başladı, gıda beslenme problemlerimiz başladı, saç dökülmelerimiz başladı. Ben yürüyemedim mesela burada. Burada yürüdüğümde babam beni kucaklayarak kapıya götürüyordu. Zaten annemlerin neden saçımı kestirdiğini biliyordum ki. Niçin saçını kestirdin? Ben asıl olduğum için. Kemoterapiden sonra sıra ameliyata gelmişti. Son görüşmemde dedim ki hocam dedim benim dedim ailem dedim durumdan haberdar değil. Mümkünse dedim hani bir video almak istiyorum dedim. Onun onayıyla videoya çektim. Kemiyi böyle keseceğim. Buradan keseceğim. Bunu buradan kestikten sonra buradan 13 santim yukarıdan şuradan da bu kemiği keseceğim. Onun büyüyen yerden almayacağım yani ortadan alacağım yani. Anladın mı? Bu buradan büyümeyecek. Bu çocuğun bacak kısa kalacak. Testler yapıldıktan sonra küçük çocuk ameliyat için hastaneye yattı. Bizim daha önce ulaşmak istediğimiz bir, bir doktorumuz vardı. Biz o gün ona ulaşabildik. Bu konuyu konuşmak için yanına gittim. Sonuçlarımıza baktı, MR'larımızı inceledi. Sadece şöyle bir e, telkinde bulundu. Dedi ki, ostrosarkom tanısına benzemiyor bu tanı dedi. Duyduklarıyla bir kez daha şoke olan aile ameliyatı durdurdu. Tüm patoloji ve tetkik sonuçlarını farklı farklı sağlık kuruluşlarına inceletti. Gittiğimiz her yer bize Yusuf'un e, kanser olmadığını söyledi. Patoloji bölümündeki arkadaşlarla görüşmek istedim. Arkadaşlarla görüştüğümde dedim ki ben bu parçaları tekrar geri getirdim size. Bu osteosarkomu nasıl buldunuz? Ben çok merak ediyorum dedim. Ve arkadaşlar benim gözümün önünde tekrar parçalarımızı incelediler ve bana aynen dönerek şu ifadeyi kullandılar. Halil Bey kusura bakmayın biz yanlış tanı koymuşuz. Hastanenin bağlı olduğu üniversiteden yapılan açıklama babaya verilen cevapla aynı. Hastaya ilk başta kanser teşhisi koyulup daha sonra tümörün iyi uydu olduğunu kabul eden hastane yönetimi skandalla ilgili kendi içlerinde bir soruşturma başlattı. Bununla ilgili savcılığa gerekli başvurular yapıldı. Yusuf yaşadıklarından o kadar çok etkilendi ki iki buçuk ay boyunca kimseyle konuşmadı, iletişim dahi kurmadı. Onu Hayata geri getirense babasının eve getirdiği 3 aylık işte bu sevimli köpek Linda oldu. Artık her gün onunla oynayıp onunla vakit geçiriyor. Yaşananlar küçük Yusuf'un sadece bedeninde değil, görünen o ki ruhunda da derin ve kolay kolay silinmeyecek izler bırakacak. Üstelik uzmanlara göre çok ciddi bir risk daha var. O da kemoterapi alan hastalarda gelecekte farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilme ihtimali. Dün gece Yusuf Tahta sabahlara kadar durmadı, ağladı. Neden? İşte kemoterapide aldığımız için yaklaşık 6 tane dişimizde çürümelerimiz var. Ben bilsem aldırmaydım mıydım baba? Yıkmaz mıydım dünyayı baba? Hepimizin canı doktor.